Herkese merhaba. Bu sezonun 3. savaşına hoş geldiniz. Bu sefer rakibimiz Kenop, Jedi Knights arkadaşlar, geçen sezonun şampiyonları. Evet, savaşımıza başlıyoruz. Takım Doktor Doom, kozmik alet sürücü ve köstebek adam olacak. Evet, uzun süre aradan sonra kozmik alet sürücüyü tekrar ittifak savaşında görmek gerçekten çok güzel. Evet, mis gibi bir takım getirdik. Yolum sağdan başlıyor. Ondan sonra sol yapacağız. İlk rakibim Nova. Önümdeki dominoyu ben almayacağım. Bir yola 2 kişi giriyoruz. Yedek yani benim yoluma giriyor. Dominoyu almak için. Çünkü yani dominoyu ben alırım da daha güvenli bir seçenek var adamda sonuçta. O yüzden o arkadaş giriyor benim yerime. Evet, Nova'ya Doom'la gireceğim. Kinetik transfer karosu var. Sürekli L1'ini attırarak oynayacağım. Başta L1 atmıyorum. Bir an L1 attığımız zaman onun yüklerini yok ettiğimizi tahmin unutmuşum. Ondan hani engellenemez ya, ben daha çok yük kazanır diye düşünmüştüm. Burada dayak yiyorum azıcık. Güçlendirmeler de var, onlar iyi koruyor. Evet, her seferinde bir takviyesini iptal edip gidip bloğundan sonra ağır saldırı çekiyorum onun üstüne. Evet, L1'ini attırmaya devam ediyoruz. Az bir şey kaldı. Birazdan L1 atmam gerekiyor. Aynen attım. Bakın 50 yük kazandı ama sonra hepsini kaybediyor. İptal ettiğimiz için. Evet, Nova'yı temizledik. %5 canımız gitti sadece. Evet, ilk sektör bu kadar arkadaşlar. Sadece Nova'yı alıyordum buradan. Şimdi yola devam ediyorum. İkinci sektöre geçiyoruz. İkinci sektörde dümdüz devam edeceğim. Biraz burada bağlantı hatası oluyor. Sıradaki rakibim Hitmonkey. Kopyalı. Global Karo'dan faydalanıyor. Rektöründe Defending War Champion ünvanı var. Demek 5 kere savaş şampiyonu olmuş. Daha benim 2 savaş şampiyonluğum var. Daha 3 yol var. İnşallah bir gün. Evet, ne olur ne olmaz yok edilemez takviyesi açıyoruz. Yaralanmama desteği yani. Ağzıma da yok edilemez takviyesi diye kaldı. Yaralanmama desteği yok. Evet. Burada hem başıboş Karos hem de kinetik transfer olduğu için ağır saldırıyla oynamam şart. Bir kere ağır saldırı atıp ona L1 attırıyorum ki başıboş karosunu bozsun. Sonra ona vurmuyorum çünkü kaçış yapabilir. Grafik hatası oluyor. Hay Allah'ım yarabbim. Program bazen kafayı yiyor gerçekten. Evet, gene bekliyoruz. Kalkmasını bekliyorum. Aynen. Kalkınca zaten kinetik transfer karosu da yardım ediyor bana. Ağır saldırıyla ona yeri devirdikten hemen sonra L1 attırıyorum ki başıboş karosunu iptal ediyorum. Sonra azıcık bir de yükünün kalkmasını bekliyorum. Kalkınca da zaten. Devam ediyorum. Ama mutlaka onun özel saldırı atmadan önce bir kere yere deviriyorum. Ki engellenem, ay pardon, durdurulamaz ve kaçış yükü olmasın. Yani kaçış özelliği açmasın. Evet, burada dayak yedim yanlışlıkla. Allah'tan yok edilemez takviyesi vardı. Korudu beni darbeye karşı. Evet, L2'mizi attık. L3 atmak güvenli değil Hitmonkey'e. Kaçış yapabilir çünkü L3'ten sonra. Loop'unu yapamayız. Evet, 2 saat L1 atmıyor burada. Üstünde şu anda sendeletme var. Bak, burada el becerisi yapıyor. Sonra üstüne şok alıyor. Onu çeviriyorum sendeletmeye. Şimdi L2'sini attırabiliriz. Üstünde sendeletme var nasılsa. Evet, son dakika attı. Güzel oldu. Ayrıca L2'sinden sonra yani rahatça vurabiliyorum. Çünkü onu yere devirmemiştim bu kez. Yani üstünden çok zaman geçti. Kaçışta yapmasını istemiyorum. Çünkü güç kazanır kaçış yaparsa. Sonra L2'mi atıyorum havaya. Nasılsa %1 canı kaldı ve iniyor. Hitmonkey'i de bu şekilde aldık. İkinci kısmı açtık. Devam ediyoruz. Sıradaki rakibim Gece Maymunu. O da savaş taktiğinden faydalanıyor. Burada Gece Maymunu'nu görünce sinir oluyorum. Doktor'da uzun bir dövüş oluyor çünkü. Gerçi savaş süresini uzatıyor bu taktik. Belki biz de yaparız onu. Evet, bakın kaçış yapınca güç kazanıyor. Onu bir kere yaptırıyorum. Sonra zaten bir daha kaçmıyor. Onu düzeltene, yani yenileyene kadar. Evet. Öfke yüklerini dikkatli kontrol ediyorum. Yani gözetliyorum. 5 oldum. Bir kere L1 atmamız gerekecek. Şu anki gibi aynen. Hepsini bozuyorum. Aurumuzu açtığımız zaman çok rahatça zaten iptal edebiliyoruz onun takviyelerini. L1 attırmıyorum. Çoğunlukla derken attı. %70 kaçışmış. İlk vuruşu çoğunlukla yapıyorum ha. Hiç kaçmıyor şu anda. Evet, kritiği de açtı. Vallahi dayak yememek lazım. Yoksa ciddi miktarda canımızı alır vallahi.
kritiği açtı çünkü. Ay ne çok grafik hatası oluyor ya. Ne biçim renderlamış videoyu. Evet ikinci tekmesi deydi burada onu siperledim. Evet L2'mi atıyorum şimdi. Yani dalgınlığıma geldi. Evet. Yine hızlı hemen beklemeden L1'ini atacak tabii ki. Evet, son dakika kaçış yapıp hemen bir combo bindiriyordu az daha bizi ama orada da dikkat ettim. Neyse ki. Knockout yazısı çıkana kadar salmayın kendinizi. %1 canı kalsa bile. Evet devam ediyoruz. Sıradaki rakibim Örümcek Adam 2099. Savunmada ne işi var buyurun herhalde. Yani dövmesi sunspot'tan bile kolay bunun herhalde. Hiçbir şey yok çünkü savunmada. Bir tek gerçek saldırı açan birini sakın getirmeyin yoksa süreyi doldurursunuz valla. Bir tek ona dikkat etmelisiniz yoksa başka bir şey yok. Direnç yükseltiyor falan. Kaçış yapan bir hero da değil ondan 10 yükü geçebilirim. L1'den kaçmak oldukça kolay. Evet özelliği açtık. Yani çılgınlık moduna girdik. Zaten deli gibi kritik, deli gibi de kanama atacağız bu modda. Öyle L1'ini attırıyorum ne olur ne olmaz. DX'ini doldurmayalım şimdi. Evet. Hemen L2'mi atıyorum. Çok da olmadan gücü. Çünkü güç odaklanması 2 var. Bıraksam kanamadan ölür zaten burada. Gidip son bir kere daha vuruyoruz ve iniyor. Örümcek Adam 2099'u da temizledik. Evet. Bu da ikinci sektördü. Şimdi boss alanına doğru gidiyoruz. Sıradaki rakibimiz Kral Groot. Valla buradaki Kral Groot süreyi çok uzatıyor arkadaşlar. Süreyi uzatacak savunmalar atmamız lazım bizim de artık. Ama süreyi uzatma her zaman mantıklı değildir. Çünkü süreyi uzatacağım diye siz nakat verirseniz o sürenin hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden süreyi gene istediğiniz gibi bölün. Sadece çeşitli nadir durumlarda size avantaj sağlar. Sağlasa bile ben eski taktiğimden vazgeçmem yani. Gene zamana yayarım. Evet burada koruma karosu olduğu için uzun sürüyor biraz demiş. Aslında buraya kıyamet atlısı Cable veya Diablo getirmek en iyisi arkadaşlar. Diablo getirsek gerçi pasif şiddet yani pasif zehir sinerjisini yapsak çok güzel olur ha. Diablo buradan güzel iş Diablo burada güzel iş yapardı. Evet ama tek bir karo için Diablo getirmek olmazdı. L2'mi atıyorum. L3'ü atmaya gerek yok. Nasılsa koruma karosu var. Muhafazaydı karonun ismi galiba. L3'teki gelecek olan hiddetin hiçbir anlamı yok. Sadece zamanı uzatır. Bir yandan tabii en kısa mümkün olan dövüş stilini kullanıyorum. Ama L3 yöntemini kullanmak zorunda olsam burada onu da kullanırım tabii. Evet burada iyileşme takviyesi açtığı zaman engellenemez oluyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Ay en kötüsü iyileşme takviyesini açarken L2'sini getirmek olur arkadaşlar herhalde. Zehri yersiniz vallahi hepsinden full kaçmasını bilmiyorsanız. O yüzden L2'sini sakın ama getirmeyin. Asla getirmeyin. Hep L1. Veya L2'sini getirecekseniz mutlaka L1 atın önce. İyileşmesini bozun. Aynen böyle. İyileşmesini bozdum engellenemesi kalkıyor. Gene her seferinde bloğuna ağır saldırı atıyorum. Hep şok yiyor. Evet gene takviyeden iptal ettim. Bu kez zamanlayıcıyı iyi ayarladım. L2'm geliyor gene. Takviyeler iptal edildi. Ve Kral Groot'u indirdik. Biraz sürdü ama çok safe bir dövüş oldu. Çok safe dövüştük. Sıradaki rakibimiz Karıl Ölümcül Soy. O da saldırı taktiğinden faydalanıyor. Köstebek adam kullanacağız. Evet. Tabii ki ne olur ne olmaz. Yok edilemez takviyesi basıyorum. Sersemletme yememiz durumunda bizi korusun diye. Bu arada sersemletme iyi de kaldırır ki köstebek adam üstünden. Evet Polko yani Benekli'nin gücü karosu. Sersem hassaslığı karosu var. Onu yakamıyoruz veya zehirleyemiyoruz köstebek adamla. O yüzden sersem kalkanını kaldıramayız. Evet.
İlk başta 0-2'miz var. Ustalıklar kapalı oynuyor. Aslında burada ustalıklar açık oynamak büyük avantaj olur. Evet, ağır saldırıya teşvik ettirerek ona saldırıyoruz. Sonra ilk L1'ini atıyor ama hiç sorun değil. Kaçış yapamaz köstebek adamdan. Köstebek adamın kaçış kapatması da yavaşlatma ile yapmadığı için güç kazanamıyor. Tamamen gerçek saldırıyla kapatıyor gücü. Kaçışı yani, gücü değil. Ama sersemletemiyorum onu. Hep L1 ile oynuyorum ki canavar kütlesi basayım. Evet. İkişer ikişer canavar kütlesi basıyoruz L1 atarak. Hiç canımdan feda etmeyeyim diyorum. Ağır saldırı atsam bir tane dört tane güzel cene gelir gerçi ama. Karadul Ölümcül Suyun orta saldırısı iki vuruşla oluştuğu için iki canavar kütlesi yer. Ondan yapmak istemiyorum. Bakın 5'ten 3'e indi. Şimdi bir daha L1 atmam gerekecek. Hep L1'ini attırıyorum bu arada. L2'sini attırsam da gerçi ona vurabilirim ama L1'ini attırmak daha güvenli. Sakin sakin oynuyorum. Zaten kanamalardan ve şoktan Venekli'nin gücü karosundan faydalanıyoruz. Şimdi bir L1 daha. Ne zaman üstüme gelse L1 atıyorum. Güzel oluyor. Evet, havaya vurduk. Şimdi bir kere daha L1 atıyoruz. Artık çılgınlığa girebiliriz. Onun üstüne çıkmaması lazım. Aktifleştirene kadar. Yoksa gerçek saldırıyı kaybederiz. Evet. Aktifleştirdik. L1'imizi atmaya devam ediyoruz. Bir yandan da şok. Şokla birlikte de patlama hasarı. Evet, tek vuruşluk canı kaldı. Ve indirdik. Derin yaralarda sağ olsun. Evet. Karadul Ölümcül Soy da bu şekildeydi. Gelelim son dövüşe. Uzun zaman sonra boss dövüşü alıyorum arkadaşlar. Beyaz Manyeton dövüş öncesi yeteneği atıldı. Evet, kozmik alet sürücüyü kullanacağım. Evet, gördüğünüz gibi karo aktif. Terrax'ın süper yeteneğini kontrol ediyorum ilk önce. Baktım ki seviye 20. Aa dedim. O zaman yok edilemez takviyesi açayım dedim. Eğer 200 kopya olsaydı yenileme takviyesi açacaktım. Ama 20 kopya olduğu için bir güç barıyla başlıyor. O yüzden çok rahat duvara sıkışmadan o güç barını bitirebiliriz. Aynen bu şekilde işte. İki güç barı biraz zorlardı ama. Evet, bitti bile. Evet, burada yakalanıyoruz. Yok edilemez bizi koruyor. İki kere yani back intercept gibi bir şey yapıyor. İki kere geriye çekilip. Sonra hemen L1'ini atıyor. Bu güzel. Ya ama duvardayız. Biraz duvardan kaçmamız lazım. Ama sıkıntı yok. Canımız full. Güçlendirmeler de basılı. O patlamazlar hiç korkutmuyor şu anda beni. Canımız gidiyor gerçi ama. Evet, kaya alanı bitti. Bu arada bütün kozmik güçlendirmeler de basıldı. 150'lik bastım çünkü 200'lük çok fazla. Kozmik ayla sürücü için L3'üm dolabilir. 200'lük basarsam. L3'üm dolmasın, L2 atayım diye 150'lik bastım. Evet, duvara sonra sıkışmayayım artık daha fazla diye. Güç kazanını açıp L3'e atıyorum. Ah, bir de bunun L3 animasyonu ki biraz kısa sürse çok zamandan yiyor. Evet, kaya alanının bitmesini beklemek zorundayım şimdi. Bir yandan da vuruyorum ona. Evet, el becerisi yaptım ama şu anda yargılamayı saymadı. O yüzden hemen L2'ye attım önce. Yargılamayı saymadan. Böylece rahatça kritik vurabildik. Evet, devam ediyoruz. Nasılsa üstümüze aldık L2 yükümüzü. Sonra L2'mizi bir daha atıyoruz. Bakın 150'lik sayesinde hep L2'm de geliyor. L3'üm gelebilirdi 200'lük bassam ve bir daha L2 atıyorum ve bitti bile. Son boss'u da böylece almış olduk. Evet, savaşın sonuna geldik arkadaşlar. Skoru göstereyim sizlere. 5-5 skor arkadaşlar ama süreden kaybediyoruz maalesef. Bir de daha kesin değil, belki bir knockout daha veririz. Boss duruyor onların. Evet, ilk mağlubiyetimiz geldi. Bakalım bir daha eşleşecek miyiz Kenop'la? Evet, bu akşam kristal açılımlarına bekliyorum arkadaşlar. Herkül çıkacak mı bakalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.